Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Bugün böyle tertemiz mis gibi bir kokuyla açıyorum size kamerayı. Şöyle temizlik kokusu, buram buram temizlik kokuyor evin içerisi. Bugün evde büyük bir temizlik var. Miss Turkey, Diyarbakır güzeli bizde arkadaşlar. Vesile abla geldi sağ olsun. Şöyle salonu güzelce temizlemiş, bakın. Ben yemekleri yapana kadar da buraları halletti, temizledi. Salonumuz şu anda mis gibi, koltuklara kadar temizledi. Tarık'la Demir okula gittiler, oyun evine gittiler. Bir saat dedim sen onu orada oyala. Çünkü benim dedim yemek yapmam gerekiyor, video editi yapmam gerekiyor. Bu arada ben de işlerimi halledeyim dedim. Sonra Tarık'ın 3'te bir görüşmesi var, oraya gidecek. Yani hem Demir'e bakacağız hem de evdeki temizliği yapacağız. Şöyle her yer mis gibi oldu. Şimdi atanın odası temizleniyor. Ben bir yandan buradaki işlerimi hallediyorum. Bakın burada leziz bir tavuk pişiyor. Hop, kahvemi yapmıştım arkadaşlar. Böyle yaptım bu sefer de. Filtre kahve yaptım. Onu içeceğim şimdi. Şöyle çok tahıllı bir çorba yaptım. Demir gelince içecek bunu da. Yoğurt çorbasına benzer ama çok tahıllı. Daha önce göstermiştim zaten. Demir buna bayılıyor. Çorbamız var. Tavuğumuz var. Bir de bulgur pilavı yapacağım yanına. Şöyle dediğim gibi kahvem de hazır. Bulaşık makinesine bütün bulaşıkları attım. Şurada Demir'in oyuncakları var. Onları yıkayacağım dün. Çünkü parka götürmüştüm onu. Şurada editim var. Editimi yapacağım. Bir yandan işte buraları topluyoruz. Bir yandan diğer odaları hallediyoruz. Beni şöyle göstereyim kendime. Ben bayağı bir yorgun savaşçı. Böyle evdeki temizlik devam ediyor. Miss Turkey Diyarbakır güzeli. Bah Allah aşkına. Seni mi rezil etmeyeyim? Yapma şüphelere. Hayır, seni çok seviyorlar. Niye öyle diyorsun? Lan beni sen elinde alırlar, sen karısız kalırsın. Sana söyleyeyim. Ha, seni benim elimden alırlar mı? Evet. Diyorlar ki bana Ceylan işte abla bize de gelebilir mi falan diyorlar. Hayır diyorum, o benden başka kimseye geliyor. Çünkü boş günü yok ablanın. Herkes soruyor ne zaman boş, ne zaman müsait diye. Vesile ablanın çok boş günü yok. Boş yok. Sağ olsun o da boş yok. Aynen bana geliyor sadece. Kimseye veremem arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet. Evet, o buraları temizliyor. Şimdi ben şuraları bir halledeceğim. Bugün akşam evimiz gibi olacak. Tatile rahat bir şekilde gideceğim. Muhtemelen ayın 25'inden sonra mı ne bilmiyorum ama yani birine denk getirmeyeceğiz. Birinde, çünkü Asya'nın doğum günü var. Asya'nın doğum gününe yetişmeye çalışacağız. Birinden önce gider geliriz diye düşünüyorum. Belki daha erken gideriz. Ama 25'inde de duruşma var. Tarık dedi ki çarşamba gününden diyor çıkalım diyor. Duruşmada bizlik bir durum yokmuş çünkü. Almayacaklarmış zaten içeriye. Gidelim diyor Tarık'ta. Havalar diyor soğumadan. Bebekle diyor zor olur. Fırçalarımı falan da bakın böyle yıkadım. Güneşe koydum kurusun diye. 2 günde bir ben yıkıyorum. Yoksa sivilce yapıyor yüzümde. Abla gitti. Ev güzel bir şekilde temizlendi. Demir'i uyuttum. O kadar çok yoruldum, o kadar çok yoruldum ki. Bugün inanılmaz yorgun ve yoğundum. Şurada bir sivilce çıkmış gördüğünüz gibi. Stres sivilcelerim böyle aradan yapıveriyor. Bütün ev mis gibi oldu. Sadece ufak tefek ütüm kaldı. Başka hiçbir şeyim kalmadı. Bu arada annem geldi. Bugün itibariyle günlerden salı. Annemi görmeye gideceğim yarın. Haberi yok. Yani inşallah gidebilirsem. Demir okula götüreceğim. Saat 11.30'da dersi var duruma göre. Çünkü bu aralar çok erken kalkıyor. O yüzden erken yatmam gerekiyor. Evet. Birkaç saniye sonra ertesi günde görüşmek üzere. Evet. Bir başka bir gündeyiz arkadaşlar. Muhtemelen ikinci günümüz. Anneannemize gidiyoruz. Annem döndü demiştim. Hatırlarsınız. Şimdi annemin yanına gideceğiz. Oradan da okula gideceğiz. Demir okula götüreceğim. Gördüğünüz gibi. Demir hazır ve nazır. Demir sen abinin kıyafetini mi giydin? Ay o kadar çok yakıştı ki. Tamam gel. Gel bana, yanıma gelir misin bir? Gel hadi. Tamam annem gidelim. Gidelim diyor, gidiyoruz. Evet geldik. Ay Demir'in gözü bayağı bir şişmeye başladı ya. Krem de sürdük ama geçmedi. Ayaz'ı görünce çok heyecanlandı. Kıyamam sana ben ya. Nerede Ayaz? Demir, Ayaz nerede Ayaz? Nereye gidiyorsun?
Hele oraya gidemeyiz, gel. Gel bak anneanne neredeymiş? Yok yapmadık. Ben de kargo geldi zannettim. Annem geldi. Aç istersen. Berat Sun'un ayakkabısı geldi. Niye mi geldi? Yo, bize geldi. Kaç gündür bizde. Berat Su gelip almadı. Nasıl? Güzel mi? Aman Demir. Onun oradan siyah düşer mi? Hayır, siyah aldı. Yok, düşecek bir yeri yok. Ay ne olur ne olmaz. Onun işi belli olmaz. Tırmanır. Bizim bütün duvara tırmanıyor çünkü. Evet hadi Ayaz'a at onu tutsun. Yavaş annem yavaş. Ayaz yavaş. Tulumu da etek gibi oldu, kıyamamız. Heyecanlandı. Tamam, ayakkabılar bana da geldi. Şimdi Demir inceliyor, gördüğünüz gibi. Ayakkabı hastası bir çocuğum var. Çıtları bağlayalım ya. Hadi gel kahvaltı hazırlayalım. Hadi. Sen yedin mi ama, anne yemedi ama. Hadi kahvaltı hazırla hadi. Gel. Oo, annem turşu yapmış. Bakın. Bir tanesini giderken götüreyim anne. Götür. Bana mı yapmıştın, başka birine mi? Naşit'e. Hepsi mi Naşit ablanın? Evet, bir tane daha var, onu da sana yaptım. Oo, benimki bayağı büyük. Naşit annemin komşusu bu arada arkadaşlar. Köye mi götürecekmiş Naşit ablanın? O yapınca eriyormuş, o yapınca eriyormuş. Ama köye götürecekse köyde çok güzel olur anne. Soğuktur ya oralar. Köyde güzel olur canım. Serindir. Şimdi Antalya'nın sıcağına dayanmıyor. Eriyor çünkü turşu. Baksana bugün şeyine falan baktım da. Naşit abla valla bir tane aldım turşundan. Nasıl? Tadı nasıl? Zülür de çıktı. Özlemiş. Hiç şuna bak ya. Evet, benim oğlum iş başında. Demir kaldı içeride anne. Ağzını çıkar. Dur çıksın bırak. Bu dolap bizimki gibi değil anneciğim. Otomatik kapanıyor ya sizinki yere. Evet arkadaşlar, şimdi annemin Yozgat'tan neler getirdiğini göstereceğim size. Bir Yozgat çıkartması yapıyorum. Evet. Şöyle bir sucuk içi getirmiş. Bunu Yozgat'tan mı aldın anne? Özel yaptım. Bilmiyorum şimdi. Sucuk içini bilir misiniz ama böyle kavurma gibi oluyor. Et kıyma. Kavurma olur ya, kıyma ya da öyle düşünebilirsiniz. Bunu sabah kahvaltılarında böyle kavurup yumurtayla birlikte falan çok güzel oluyor. Böyle bir şey almış, beğenirsen sana da veririm dedi. Şimdi deneyeceğiz bunu. Ben çok fazla normal sevmiyorum sucuk, çünkü. Ceylan sucuk normal evet. Sucuğun hazırlanmış hali böyle. İç harcı gibi bir şey diyelim yani. Zara koyulmamış hali. Ihlamurumuz var. Bunu da teyzem göndermiş. Şöyle. Başka ne getirdin anne? Bu da üzerlik arkadaşlar. Bilmeyenler için. Bu nazara çok iyi geliyor. Bunu böyle tavada güzelce kızartıyorsunuz. Böyle dumanı çıkıyor, kokusu çıkıyor. Bilmiyorum ne kadar inanırsınız ama nazarı aldığı inanılıyor. Hatta köylerde şu küçük boncuklarından dizip böyle evlere koyarlardı. Eskiden ben hatırlıyorum, anneannemlerde de vardı. Bundan getirmiş bir de anne. Bunları da yine köyden getirdi. Yufka ekmek. Biz çok severiz. Madımak getirdin mi anne? Getirdim. Öteki dolapta. Evet, öteki dolapta da madımak var. Ben madımağı çok seviyorum. Eskiden sevmezdim ama şu aralar yemeye başladım. Bunun bir paketi benim tabii ki. Bunu şöyle paketleyip şöyle paketlere koyup. Bu da madımak arkadaşlar. Şu yeşil gördüğünüz aşağıda da var. Bu da mı madımak? Yani onu ayıracaksın. Şey, paket domates kurusu yaptım biliyor musun? Domates kurusu da var. Bayağı bir şeyler getirmiş annem. Demir neredesin? Domates kurusunu burada yaptım anne. He, olsun, ben öyle söyleyeyim. Bak. Neredesin? Patlıcan mı yiyorsun? Ya yerim seni. Anne salatalık yok mu ya? Var. Patlıcan yiyor çocuğum. Valla dolabı falan bilmiyorum. Bekle. Evet, şimdi kahvaltılar bitti. Demirciğim Ayaz'la oynuyor. Bir de uykusu geldi. Okula da götüreceğim onu. Geliyoruz. Ay, anneme arkadaşı bir ayakkabı almış arkadaşlar. O kadar rahat ki ben de denedim. Ayakta hiç yokmuş gibi. Bayıldım. Sömürlengem almış anneme. Vallahi çok güzel. Ayakta çok şık duruyor.
Annem kendine bir şey... Denizden aldın değil mi? Denizden aldım ama İlk defa tatlı. Diyor kendime diyor böyle bir şey aldım diyor çok renkli diyor. Çok hoş ya. Evet şık duruyor. Ben. O da güzel duruyor. Bayıldım yani. Ondan sonra ne aldım oradan? Kendine alışveriş yapmış annem. Motivasyon alışverişi. Aa bak renkli bir şeyler almış annem. Evet siyahtan ben vazgeçtim. Şok. Siyahtan çok güzel. Vazgeçtim. Hep böyle diyorum giy böyle renkli renkli de. Şu da farklı. Aa çok güzelmiş anne. Evet. Bir tane de mavisini aldım kızım. Vallahi çok güzel. Hepsi de çok şık. Yine renkli, siyahtan vazgeçemediğim için bir siyah. O vazgeçilmez. Ne aldım başka? Bunlar aldım ya. Başka bir şey almadım. Güzel şeyler almışsın ama ayakkabı da çok güzelmiş. Ayakkabılara bayıldım sana. Evet çok şık. Güle güle giyin. Mavi, yeşil. Şu yeşil almayacaktım aslında da. Onun kumaşı çok güzel ama anne ya. Ütü falan gerektirmiyor. Ben sen de giyebilirsin. Çok güzel bir bak da. Benim var bir sürü ya. Şey plastik. Çok güzel. Bu da ayrı bir güzel. Hepsi çok güzelmiş. Güle güle giyin. Buradan bakıyorum. Buradan bulamadım. Oraları gezdim biraz. Denizli'den mi aldın? Denizli'den aldım. Denizli'ye düğüne gitmiş Denizli'de anne. Denizli'de Ankara'dan aldım. Denizli'den şunu aldım. Gayet güzel şık. Ay çok tatlı. Cicili bicili. Buraya gel. Nereye gittin anneciğim? Bak burada oyuncaklar var ya oyuncakları görüyor. Allah düştü benim oğlum. Hep sokakta. E şimdi karnımızı doyurduk. Kahvaltıyı yaptık. Anneanneyi gördük. Demir oyun oynuyor. Dikkat et. Sonrasında buradan okula geçeceğiz. Saat 11.30'da Demir'in dersi var. 3'te Tarık'ın işi var. Arabayı ona bırakacağım. O yüzden çayımı içip çıkmam gerekiyor. Ve kahvaltı sonrası içilen çay var ya. O kadar keyif veriyor ki insana. Şöyle oturun, dinlenin. Çayınızı için. Bir saat sonra ben kahve içiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet, çıkıyoruz şimdi. Annem orada. Demir burada. Mama içiyor. Okula doğru gidiyoruz. Evet. Evet Demir buraya. Buraya Demir. Evet. Buraya Demir gözüne doğru. Hadi Demir burayı boya. Boya Demir burayı. Hadi anneciğim. Topla evi. Al götür içeri. Götür koy içeri hadi. Koş 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 koş. Oyuncakların içine. Koş 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 koş. Koş koş koş. Aferin. Koy içine anneciğim hadi. Aferin. Koy oraya. At. Aferin sana. Eve geldim. Turşum orada. Demir'i uyuttum. Geldiğinde sürekli ağladı. Çünkü uykusu gelmişti. Bu aralar uyku düzeni daha da bir farklı bir hal almaya başladı. 6-6.30 gibi kalkıyor. Sonra 9'da uyuyor. 11 gibi uyanıyor. Sonra biraz daha oyalanıyor. 12.30-1 gibi tekrardan uyuyor. Böyle iki uyku yapıyor öğlen, sabah saatlerinde. Bugün de birazcık zorladım aslında uykusunu hani 12'ye denk gelsin diye. İşte biraz anneannesinin de vakit geçirdi, biraz okulda vakit geçirdi. Saat 12 olunca ağlamaya başladı dersin ortasında. Aşağıda spor yaparken. Çünkü yarım saat yukarıda aktivite yapıyor. Aşağıda bir de spor alanı var orada. Bir saat falan sürüyor toplamda. Yani 10 dakika kala falan muzurluk yapmaya başladı. Baktım uykusu var. Gidelim anneciğim dedim. Hemen kapıyı gösterdi. Sonra geldik işte. Dediğim gibi uyuttum. Kahvemi yaptım. Kolajenimi ekledim. Bir tane de bar alacağım şimdi. Şu protein barlardan alacağım. Diyet yapıyorum bu aralar. Dikkat ediyorum. Öğlen yemeğim bu. Tarık'ın kargosu gelmiş. Onu açacağım şimdi. Bu ara hep Tarık'ın kargosunu göreceksiniz. Çünkü
kocacığım Efor'dan bir alışveriş yapmıştı ve gömlekleri kabul etmediler. Tüketici hatası dediler 30 derecede yıkamama rağmen. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadık ve tatile giderken hiçbir şey yoktu. Birkaç parça bir şey aldım ona. Çok güzel bir gömlek buldum internetten. Fiyatlara da çok uygundu. Yani 150-200 lira arası oynuyordu renklerine göre. Bir beyazını bir de siyahını aldım. Şimdi Tara'ya göstereceğim. Bakalım beğenirse kalacak, beğenmezse gidecek. Yani geri iade yapacağım. Denesin bakalım edecek. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi kumaşını falan? Hı. Güzel değil mi? Farklı renkleri de var olmadı. Farklı renklerinden de getirteyim. Evet hemen yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Şöyle pilavım var. Köfte yapacaktım. Tarık yapmadı. Demir. Bak bakalım doktoruma. Bak. Bak. Hayır hiçbir şey yok. Şu an ağzı bir şey. Hayır. Bir dur canım. Bakalım. Demişler. Demişlere bakalım. Demişlere bakalım. Demişlere bakalım. Demişlere bakalım. Ay. Evet. Bir de bu ara kulakları kaşıyor canım. Onu söylemeyi. Nasıl? Bakın kulaklarını kaşıyor kız. Onlara bir bakayım Ceylan. Şöyle bu. Buyurun. Ay evet arkadaşlar doktor kontrolünden geldik. Orada çekim yapamadım. Birazcık neler oldu onlardan bahsetmek istiyorum. Bahçe mobilyası geldi. Bu arada bir yandan da onu kullanmaya çalışıyoruz. Onun için de ayrıca bir video çekiyorum. Dün biliyorsunuz bir arkadaşımın yani beni takip eden bir arkadaşım var Fulya. Onlarla görüşmeye gittik. Sonrasında Demir uyudu saat 8 gibi falan. Ve biz 2-3 saat daha oturduk uyuduktan sonra. Muhtemelen orada bir böcek falan ısırdı galiba Demir'i. Sabah uyandığında gözünün altında böyle kıpkırmızı. Yani sinek ısırığı desem sinek ısırığı değil. Yani bir yere çarpma desem çarpma değil. Garip bir, yani ne morluk olduğu belli ne sinek ısırdığı belli. Garip bir şişlik bir ısırık bir şey var yani çocuğun gözünün altında. Ben de işkillendim. Hemen iki doktorumuza da aynı şekilde videosunu, fotoğraflarını attık işte böyle bir durum yaşandı diye. Daha çok Alp Hoca'ya gidiyoruz biliyorsunuzdur. O sürekli kontrol eden... Ay Vegoş. Vegoş su içmeye çalışıyorum şurada. Daha çok Alp Hoca takip ediyor Demir'i. Sonrasında ikisi de, iki doktor da Baktropan kullanın dedi. Sinek ısırığı dediler. Ve biz dedik, yani basit bir sinek ısırığı herhalde. Baktropan kullanırız, geçer diye düşündük. Ertesi gün o şişlik biraz daha büyümeye başladı. Ve bu sefer ben korkmaya başladım. Çünkü göze çok yakın. Allah korusun, hani göz çok hassas bir organ. Yani oraya sıçrama yaparsa, apse olursa vesaire hastanede yatmasına kadar gidebilir durum. Atadan dolayı bu konularda çok çok tecrübeliyim. Birçok hastalık gördüm, bunlarla alakalı şeyler yaşadığım için. Sonra o şişlik büyünce annemlere gittim. Annem de şişlik büyümüş, o bir yere çarpmıştı bu sefer annem de. Birkaç kişi de aynı şeyi söyledi. Instagram'dan da paylaştım. Biri öyle diyor, biri böyle diyor falan. Kafam çok karıştı. Okula gittim. Okuldaki eğitmenler dedi ki, düne göre dedi Demir'in dedi gözü çok şiş dedi. Görür görmez Demir'i. Orada daha da tedirgin oldum. Demek ki düne göre daha fazla şiş. Bu hala geçmemiş krem kullanmamıza rağmen. Daha da büyüdü. Doktoru bu şişlik daha da büyümüş dedi Alp Hoca. Saat dedi 5.30 gibi falan getirin dedi Demir'e. Uyandı Demir. Doktora gittik. 5.30 gibi. Alp Hoca gördü. Dedi ki yani sizin gönderdiğiniz videoyla şu ankinin alakası yok. Acaba videolardan böyle gözükmüş olabilir mi dedi. Yok hocam dedi. Kremi sürdüm dedi. 4 saat boyunca uyudu. Uyandığında şişlik azalmış dedim. O da şaşırdı. Yani dedi eğer şişliğin dedi böyle olduğunu
görseydim dedi, çağırmazdım sizi dedi. Yani basit bir sinek ısırığına benziyor şu anda dedi. Neyse olsun dedik, biz hani bütün rutin muayeneleri, kontrolleri yapılsın, yola çıkacağız, şehir dışına çıkacağız. Her şeyine bakalım dedik. Sonra işte bütün muayenelerini yaptı, kafa ölçümünü yaptı. Demir kulağını çok kaşıyordu bu ara. Bir onu da göstereyim dedim. Hani orta kulak iltihabı vesaire olabilir falan diye. Yani bütün önlemleri alalım istedim açıkçası. Sonrasında dil gelişimiyle alakalı konuştuk. Az önce editi yaparken fark ettim. Hemen sabahına devamını çekeyim dedim. Dün doktora götürdük Demirtaş'ımızı, bildiğiniz üzere. Videoda izlediniz zaten. Ve bütün muayenelerini yaptıktan sonra dil gelişimiyle alakalı konuştuk. Demir şu anda çok fazla bir kelime çıkartamıyor. 4-5 tane kelime çıkartabiliyor. Şu an 15 aylıkta. 16. ayımıza gireceğiz. Şu an tam 15 aylık. 15,5 aylık. Ve normalde bir yaşını geçtikten sonra en az işte 8 ila 10 kelime arası kelime çıkartması gerekiyormuş. Demir baba diyor, alo diyor, dede diyor. 3-4 kelime ancak vega diyor yani en fazla. Ama çok net bir şekilde kelime çıkartmıyor. Bundan dolayı da yani normalde bu testler 2 yaşındayken falan yapılıyor. İşitme testleri biliyorsunuz ki. Bazı durumlarda çocuğun konuşmaması, işte konuşmanın gecikmesi işitme kaybından olabiliyormuş. Bunu söyledi doktorumuz. Ama dedi, siz pimpirikli bir ailesiniz, ben erkenden sizi göndereceğim, aklımızda bir şey kalmasın dedi. Bu şey gibi değil, hani Demir'e, Demir bana baksana dediğimde hani onun bana tepki vermesi gibi bir şey değil. Bu frekanslarla alakalı bir durum. 4 ayrı yerden işte 500 tane ayrı ayrı frekans bakılıyormuş. Yani şey gibi düşünün, mesela bir çocuk duyuyordur ama deniz altındaki o su sesi var ya, onun gibi duyuyordur mesela. Çok net bir şekilde Demir'in duyduğuna ben eminim. Ama yine de dediğim gibi yani bu frekanslarla alakalı bir durum olduğu için ancak işitme testiyle anlaşılabiliyor. O yüzden işitme testine yönlendirdi bizi. Bir gidin, aklımızdaki soru işaretleri kalksın dedi. O yüzden birkaç güne kadar işitme testine gideceğiz. Böyle bir şey önerdi bize doktorumuz. Biz de tamam dedik. Aslında ben başta şey dedim, hani biraz daha bekleyelim falan demiştim bir yaşındayken. Sonrasında da Tarık, hani götürelim, aklımızdaki o soru işaretleri kalsın. Ben çok tedirgin oluyorum dediği için götüreceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi algoritmada bir bozukluk var. O yüzden beğeni ve yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Bildirim dahi gitmiyor maalesef ki. Daha çok kısa videolar, short videolar izleniyor. Onlar atmıyor. Normal videolarda böyle bir bozukluk var. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Aşağı yorum atıp videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bye bye.